Son haftada biz bildiğimiz şu, siz karar verdiniz gidiyorsunuz hatta divana rağmen iki kulüpte tamam gidiyoruz dedi. Şartlarınızı gönderdiniz. O şartlar Suudi Arabistan tarafından... Hiç, hiçbir, hiçbir şart falan göndermedik. Buyurun. Ne oldu sonra? Bize sorulan bir şart da yoktu. Şu... Yani biz yabancı hakem konusunda o kadar ısrarlıydık ki olacağını o kadar çok inanıyorduk. Bu konuyu da satın almıştır futbol federasyonu. Satın alması niye gidip yurt dışında bir hakemle görüşüyor? Fakat yumruk olayından sonra federasyon bu konudaki... Klimayı kapatabiliriz. Buyurun. E, bu konuda 180 derece başkanda bir dönüşüm oldu. Yani başka konu artık rafa kalktı gibi oldu. Biz o kadar bu konuda ısrarcıydık ki yani U19'da bile sahaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurduk. Onu soracaktım. Siz o yüzden mi U19'u yanınızda götürdünüz? Yani Tep tepki olarak hayır. Biz U19 u 19u yanımıza götürdüğümüzde A takıma çıkacağımızı biliyorduk. Ha biliyordunuz. Ama bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Onlar Antalya'dan kamptan gelmişti. Liderler oynamayacaklar ama nasıl olsa bize işlemlerini de yaptık diye onları da yanımızda götürdük. Abi onunla ilgisi yok yani. Yok hayır. U19'da normal çıkacaktınız. Hayır A takımda çıkacak. A takımıyla normal çıkacaktınız ya. Yani. Çünkü şöyle bir şey de konuşuldu. Yani Fenerbahçe U19'u götürdü yanında bir problem olursa U19'a çıkabilirler gibi şeyler de konuşuldu. Yok ben Sayın Bakanımıza da söyledim. Yani bu hakem konusundaki rahatsızlığımızı. Maça atanan hakem olacak iş değil. Yani biraz futbol dünyasını biliyorsanız hakemin, söz konusu hakemin hangi takıma ne kadar yakın olduğu, geçmişi, gençliği her şey bilinen. ya futbol sektöründe bilinen mevzu. Bırakın e, yabancı hakem atamayı bir de bizim hiç kabul etmeyeceğimiz bir hakem atandı. Yani biz çok rahatsız olduk bu işte. Peki o, rahatsızlık hakemle ilgili değil ama başta başka şeyler çıktı. Yani oraya yani, gitmişken yabancı hakemle oynama imkanı fırsatı varken siz. ve bunun onun için adımla atılmışken bir yumruk ile talihsiz bir gece yaşandı futbolda. Burada 180 derece dönmesine biz anlam veremedik federasyon. Ha, o oradan döndü. Yani yumruk olayından sonra, sonra hakem meselesi değişti. Şartlar nasıl belirlendi efendim? Yani mesela Suudi Arabistan'a şunu biliyoruz. İstiklal Marşı'nın okunmasının kabul edilmesi. Stad'da işte ki seremoniler konusunda formalar. Hatta 100. yıl formalarının girilmesine Suudi Arabistan'ın onay verdiği. Ama Türk takımlarının daha sonradan süreç içerisinde iki gün kala Fenerbahçe'nin ya biz bunları da istiyoruz dediği ve bu yüzden de bir takım aksaklıklar yaşanmaya başladığı şeklinde biz meseleye hakim olduk. Bunun evet. gerçeği nedir? Böyle midir? Böyle böyle Tabii yaptınız. ki böyle değildir. Nasıldır? Bir kere hadise çok hatalı bir planlama yapılmış. Yani Sayın Ömer Çelik dün programda değindi. Onun sözlerini de yanında getirdim. Bazı çok doğru tespitleri var. Ama bazı söylemleri de yanlış bilgilendirildiği için tam gerçekleri yansıtmıyor. Şimdi bizim tek yaptığımız yani altına imza attığımız konu tutanak 16 Kasım'da bir toplantı yapılıyor federasyonda. Galatasaray ne Biz üç yönetici ve profesyonellerimizi katılıyoruz. Rakibimiz sadece profesyonel katılıyor ve o maçta bir sürü konu konuşuluyor. Kime ne kadar koltuk verecek, ne kadar loje verilecek, uçak konusu, otel konusu, kura çekimi yapılıyor, kim hangi otelde kalacak vesaire vesaire vesaire. Bu bizde biz da... var mı şu anda bu tutanak? Ha, şu var, mu? Var. Şu, şu ekrana yansıyan mı? Var ama çok küçük yansıyor. Şimdi bunun tamam. dördüncü maddesini arkadaşlar gündeme getirmemiz tamam, istedi. Tamam maddeyi. Ben okuyayım onu. Kulüplerin Suudi Arabistan'a gidişleriyle alakalı olarak tüm güvenlik önlemleri, federasyonumuzun koordinasyonu ve Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmeler yapılacaktır. Tüm güvenlik hususlarda kulüplerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ülke kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler kulüplerimize yapılacaktır. Şimdi bize bir tane bilgilendirme yapıldı. Tamamen taraftara yönelik. tamam soydereverse gittiğin zaman nasıl davranmalısın? İşte sokakta bağırmamalısın, onu yapmamalısın, bunu yapmamalısın. Arapça, Türkçe kelimeler, tercümeler bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Yani sık kullanılan kelimeler. Tamamen taraftarlara yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Kulüplerimize yönelik şunu yapmayın, bunu yapmayın. Şöyle bir protokol var. Protokol bunlara izin veriyor, bunlara izin vermiyor. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Ee, kulüplerimize taraftarla ilgili yapılan bilgilendirmeyi de iki kulüp de kendi resmi sitelerine koydu. Tara oraya giden taraftarların nasıl davranmaları gerektiğine dair ülkede ülkenin kuralları güzel bir bilgilendirmeyi koydu. Ama kulüplere gelen hiç bilgilendirme yok. Dolayısıyla... Sormadınız mı nasıl i, yapacaksınız i, siz? ucundan geçmiyor ki. Şimdi burada üç kulübün yöneticisi imzaladığı 11 maddelik tamamen lojistik değil, organizasyonla ilgili... Ve tek, imza, tek imzaladığım tek... şey bu. Şimdi biliyorsunuz Etrafta şeyler dönüyor. Kabul edilen protokol, Evet imzalanan sözleşme, verilen vekalet bunların hiçbiri yok. Gerçeği yakından uzaktan gerçekle alakası yok. Yani Varsa da TFF'de siz bilmiyorsunuz. TFF'de var ya bir protokol. Var ama, ama biz bilmiyoruz. Siz o protokolü Tabii hiç görmediniz. Biz o protokol istedik. Mesela işte gizlidir veremeyiz gelin gösterelim diye bugün cevap geldi. 2-3 gün sonra başvurumuzdan. Ama daha da önemlisi maç günü. Bizim yetkililerle, Suudi yetkililer arasında yazışmalar oldu. İşte şu şudur, bu budur. Ben esas o yazışmaların bir şekilde ortaya çıktığı zaman zaten işin aslı astarı nedir net bir şekilde belli olacaktır. Ama biz o yazışma burada olmadığı için şu an ee, işte bunu soruyoruz ne protokol var diye. İşte burada okunmuyor bize gönderin şeklinde sorunuz bir şey yok okunur. Evet evet. Şu an evet. okunur durumda. Bir hatta verdiler maddeler halinde belgelerin, Hı. yazışmaların kulübümüze paylaşılmasını tarafımızda... Biz da... bu yazıda bu şunu istedik. Bunu ne zaman istedik? Ayın ikisinde. İkisinde. Bunu istedik. Çünkü biz de işin dibine inmek istiyoruz. Yani büyük bir fiyasko oldu. Bu nasıl oldu? Peki efendim? Siz... Onun dibine inmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla etrafta da şey var ya protokol var. Kulüpler son dakika sözleşme dışı şartları dayatmaya çalıştı. Onun için maç oynanmadı diye bence federasyonumuzun e, sorumlu üstten atması için kurguladığı bir senaryo bu. Aslı nedir? Yani siz mesela maça çıkarken nasıl forma giyeceğinizi bildirmiyor musunuz? Ya da oradaki kuralları konuşmuyor musunuz? Normali bu değil midir? İstiklal maaşı okunması ile ilgili mesela bize söylenen İstiklal Marşı okunmasını Suudi Arabistan kabul etti. Normalde okunmazmış bu tür maçlarda. Ama Suudi Arabistan çok tolere edici davrandı ve İstiklal Marşı okunsun dedi. 100. yıl formalarına tamam dedi. Ama oyun sırasında kulüpler yok efendim biz şunu da isteriz, bunu da isteriz dedikleri için kriz çıktı gibi konuştuk biz. Tamam. Ben adına konuşabilirim. Buyurun. Şimdi futbolda tahminler var. Bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu liderliğinde olan bir organizasyon. Aynı lig maçları gibi, kupa maçları gibi maç haftası, salı, çarşamba günü varsa bir pankart çıkacağınız, varsa bir tişört sahaya çıkacağınız yazarsınız. Onlar size cevap verir. İşte Ati evdi, Lös evdi, işte bir sürü hı hı. sosyal sorumluluk e, mesajları vesaire vesaire, şehitler ilgili mesajlar verir, cevap gelir. Halbuki hatta maç günü bile oldu oldu. En son derbi maçında şehitlerimiz oldu. Allah bir daha bize bir tane daha şehit göstermesin. Ama orada da maç günü şehitlerle ilgili bir pankartla çıkmak istediğimizi, e, t tişörtle çıkmak istediğimizi söyledik. Onayı da aldık. Bunlar anında olabilen şeyler. Şimdi biz Fenerbahçe Çarşamba günü maçtan önce sabah 9.30'da yazı yazdık. Dedik ki ısınmaya bu tişörtle çıkacağız. Bir de bu pankartla çıkacağız. Şimdi Cevap alamadık. Eskisi gibi çabuk bir cevap. Ertesi gün uçağa binerken bir daha sorduk. Dediler ki dış işler... Normali bu mudur bu arada? Bir gün, iki gün önce yazmak mıdır? Önceden değil ya hafta de... Içinde hafta içinde yazarsın. Salı, çarşamba yazarsınız. Normal bir şey yani hafta yani sonu maçı için. Gayet normal. Siz gayet normal maça gidiyorsunuz. Protokolden haberiniz yok. En son şimdi, bilgileri veriyorsunuz. Şimdi federasyonumuz ne yaptı? Her fırsatta Cumhuriyetimiz 100. kuruluş yılını kutlayacağız. Bütün dünyayı göstereceğiz demedi mi? Riyad'da bir sürü açıklamasında bizim çıkacağımız ısıma tişörtü. Bakın burada bir kavram, kavram kargaşası var. İki konu da var. Biri Fenerbahçe formayı değiştirdi değil. Bizim formamız Galatasaray'ın forması onaylandı. Çubuk formamıza çıkacaktık. Isınmaya da bu tişörtle çıkmak istedik. Bu tişörtü başvurduk. Bir de pankartımızı başvurduk. Yabancı maçlarda genelde Dünyada biliyorsunuz savaş hali var. İşte Galatasaray'da yüzüncü forması Hı -hı. çıkacaktı bu formayla. Ee, mesela buna onay verildi mi verilmedi mi onu da bilmiyoruz. Çünkü soyunma odasında maçtan önce yaşananlar söylenenler sanki buna da bu formaya da onay verilmeyecek gibi bir intiba evet. bizim profesyonellerde doğdu. Şimdi konumuza dönersek biz klasik çubuklu formamıza çıkacaktık pankartın hiç üstünde durmadık. Niye? Çünkü federasyon kendi pankartları vardı. Biz bu pankartı hani çıkabilirsek çıkalım diye savaşa dikkat çekmek için hiç taraf tutan bir şey değil. Bizim, Hangi savaşa? Gazze'deki savaşa mı? O. Ondan evvel Ukrayna Rusya savaşında da aynı pankartları kullandık. Bir sürü türbünlerde görselleri var. Ee, dolayısıyla bizim için çok normal bir şeydi. Yani sonuçta barıştan bahsediyoruz. Ama yerel ye otoritenin buna hassasiyet göstermesi, Bak işte. Evet. Bu yabancı maçlarda kullandığımız. Yani bu bizim kullandığımız. klasik, sistematik ve bence çok atamızın çok önemli bir söylemi ve çok etkileyici bir söylemi olduğu için hiçbir taraf da tutmuyor. Ama bu pankart üzerinde bir ısrar dahi etmedik. Niye etmedik? Çünkü zaten federasyonumuz bize belli tarihlerde iki tane yazı yazdı resmi. Şu pankartla ve bu pankartla çıkacaksınız diye. Dolayısıyla pankardan nasıl vardı.